Sevgili arkadaşlar, merhabalar, günaydınlar. Öncelikle kusura bakmayınız, 2 gündür yorum ve analiz aktarma imkanım olamadı. Maalesef çok acil bir İstanbul seyahatim söz konusu oldu. 2 gündür İstanbul'da bulunmaktayım. İş yoğunluğum gereğince ancak sabahın bu saatlerinde bir analiz yapma imkanım olabilmekte. Ve bu analizi sizlere bir otel odasından gerçekleştiriyorum. Otelim cadde üzerinde, zaman zaman araç ve korna sesleri duyabilirsiniz. Bu rahatsızlık verici dış seslerden dolayı da şimdiden kusura bakmayınız diyorum. Evet değerli arkadaşlar, en son analizimizde Dolar-TL için Ocak ayının son haftasının da gevşek bir seyir içerisinde geçebileceğini ve yılın ilk ayının son haftası münasebetiyle ve daha doğrusu son 3-4 aydır yılın son haftalarında Merkez Bankası'nın elindeki short pozisyonları uzlaşma fiyatından kapatma eğilimi gereği Dolar-TL'de zayıf seyre bir nevi tanık olduğumuza dikkat çekmiştir. Ve 5.30 desteğinin önemini her fırsatta vurguluyorum. En son analizimde de vurguladım. 5.30 desteğinin aşağısına zaman zaman sarkmalar olabilir. Ama bu destek seviyesi üzerinde hareket etmek isteyen ve önümüzdeki günlerde de bu desteği koruyarak kademeli bir yükseliş eğilimini devam ettirebilecek bir dolar seyrine, dolar-TL seyrine beklediğimi genel düşüncelerim olarak biliyorsunuz. 5 seviyesinin aşağısı yok, 4.70, 4.44, 50 gibi gibi seviyeleri ise hiçbir şekilde gündeme dahi almadığıma dair genel düşünce ve görüşlerimi şahsi kanaatlerim olarak bilmektesiniz. Arkadaşlar, yaklaşık 3 aydır sizlere analiz aktarıyorum ve her seferinde diyorum ki 5.06 seviyesi benim için bir dip noktaydı. Bu seviyenin aşağısına yönelik bir kırılım söz konusu olursa ancak o zaman benim görüşlerimde bir değişiklik olabilir. Nitekim en son 5.13 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanmıştı ve bu seviyeden sonra tekrardan yukarı eğilim başladı ve 5.30 aşağısında sınırlı zamanlar geçirirken 5.30'un üzerinde biraz daha kalmak isteyen, güçlü kalmak isteyen bir seyirin hakim olduğuna Dolar-TL'deki hala gerek Merkez Bankası'nın gerekse yurt dışındaki bir takım faktörler ve bir diğer yandan da jeopolitik bir takım nedenler gereğince, tabii ki ekonomik olarak içinde bulunduğumuz koşulları da bunun içerisinde harmanlamak gerekiyor. Dolar-TL'ye yönelik olarak yukarı yönlü eğilime dair beklentilerimi her fırsatta ifade ediyorum. Ancak hiçbir zaman için Dolar-TL'nin 3-5 gün, 10 gün veya 1 ay içerisinde 6'lar, 7'ler, 8'ler gibi gibi seviyelere ulaşabileceğine dair bir söylemim olmadı ve asla olmayacaktır. Ben anı yorumlarım ve belli kritik seviyelerin aşılması ve oraların destek yapılması durumunda ancak daha üst hedefleri sizlere teknik kriterlere bağlı olarak verebilirim. Diğer türlü arkadaşlar, dolar işte 2 ay içerisinde 8 olacak, seçimlere kadar 7 olacak, seçimlerden sonra 10 olacak gibi söylemleri çok mantıksız ve anlamsız bulmaktayım. Bunun garantisini hiçbir şey veremez. Ya bu şekilde yorum yapan insanlar istihareye yatıyorlar, veyahut da çok güçlü medyumlardan herhalde bir takım tüyolar alıyorlar gibi bana çok afaki gelen yaklaşımlardır. Evet, kıymetli arkadaşlar, son içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik pozisyonlar gereğince, öncelikle sizlere en son hafta sonu aktarmış olduğum analizde dünya ekonomilerinin hiçbir şekilde iyi bir durumda olmadığını ve merkez bankalarının dahi birkaç ay sonrasını bile öngöremeyecek kadar bir karamsarlık ve kararsızlık içerisinde bulunduklarını ifade etmiştim. Avrupa küçülmeye devam ediyor, büyüme verileri kötü geliyor. Amerika ise 35 gündür kapalı olan hükümetlerinin etkisiyle bugün büyüme verilerini dahi açıklayamadılar. Yani veri açıklamaktan bile uzak olan bir konum içerisinde bulunan bir ABD ekonomisi ve ABD hükümeti veya bir ABD yapısıyla karşı karşıyayız. ABD verilerinin bütün dünya ekonomilerine yön verdiğini, bütün para birimlerine dair bir takım referanslar oluşturduğunu da çok iyi bilmektesiniz. Ve ABD hükümeti açıldı ama sadece 3 haftalığına açıldı. 15 Şubat tarihine kadar açık kalacak. Yani arkadaşlar, dünya genelinde bir belirsizlik var. Bol sıfırlı
maaşlar almakta alan merkez bankaları veya fon yöneticileri vesaire vesaire gibi konumlarda çalışmakta olan ekonomi kurmayları dahi şu tarihte gelecek olan işte büyüme verisi, bu tarihte gelecek olan enflasyon verisi, şu tarihte gelecek olan işsizlik verisine bakacağım ve ona göre bir yorum yapacağım diyor. Ama net olarak gözlemlemiş olduğumuz bir şey var arkadaşlar. Gerek birkaç gün önce ECB, AB'nin işte Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar, gerekse son dönemlerde Fed olsun, ECB olsun, BoJ olsun gibi gibi farklı farklı önemli Merkez Bankası kurmaylarının yapmış olduğu açıklamalarda hep şunu gördük arkadaşlar. Rakamlara dayalı olarak bir yorum yapmıyorlar. Bir anlamda piyasaları memnun edecek, piyasalardaki endişeyi, korkuyu, bir kriz çıkar mı, bir resesyon başlar mı veya dünya genelinde bir buhran oluşur mu şeklindeki korkuyu giderebilmek adına sadece anı kurtarıcı ve yatırımcıların kulağına hoş gelebilecek, onlara manevi tatmin anlamında fayda sağlayabilecek olan yorumlar yapıyorlar. Yani rakamlara dayalı, gerçek verilere dayalı bir tahminde bulunmuyorlar veya bir analizde bulunmuyorlar. Bu sebeple yarın, daha doğrusu bugün gece 22.30 civarlarında ABD Merkez Bankası Fed'in FOMC dediğimiz yapılan geçmiş tarihte yapılan toplantılarının tutanaklarına dair bir takım açıklamalar gelecek. Fed Başkanı yine açıklamalarda bulunacak. Son dönemlerde parasal sıkılaştırma olarak uygulamış oldukları taktik olan merkez bankalarının bir şekilde piyasadan para çekme noktasında veya bilançoyu küçültme noktasındaki adımlarında bir takım gevşemeler olabileceğini, yani sıkılaştırma değil de bir anlamda genişlemeye yönelik adımlar atabileceğine dair bir takım söylemler duyabileceğiz. Fakat arkadaşlar, ben ister Fed'in olsun, isterse de yine bugün açıklanacak olan bizim Merkez Bankamızın enflasyon raporu olsun, bunları çok fazla kale almıyorum. Çünkü bir kez daha belirtmek istiyorum ki şu an bizim Merkez Bankamızda dahil olmak kaydıyla bütün merkez bankalarının söylemleri piyasaları rahatlatmak, onlara moral vermek, demoralize olmalarını engellemek adına rakamlardan, gerçek verilerden uzak sadece ve sadece bir manevi tatmin duygusuna yönelik olarak mesajlardır. Yani piyasa psikolojisine hitap etmek veya bir başka ifadeyle hoşgörün tabirini amiyane yaklaşımla tribünlere oynamak gibi bir yaklaşım. Ama bunların gerçek rakamlara yansıdıklarını hissettiğimiz zaman bugün bu şekilde konuşan bu merkez bankaları yetkililerinin belki 2 ay sonra, belki 1 ay sonra bilmiyorum ama kısa vade içerisinde şartlar bunu gerektiriyor, şunu yapıyorum. Şartlar bunu gerektiriyor, sıkılaştırmaya gidiyorum. Veya şu 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 veriler bu durumda geldiği için bu kararları almak zorundayım gibi şok tedbirlere başvurabileceğini, bu nedenle de arkadaşlar şu anki bu belirsizlikler nedeniyle de gerçek ve büyük ciddi yatırımcıların net pozisyonlar almaktan kaçındıklarını görüyorum. İşte bu belirsizlik arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi altın fiyatlarına yansıyor ve aylardır 1300 dolar seviyesini aşamayan altın fiyatları ne zaman ki geçtiğimiz hafta Cuma gününün kapanış saatlerine yakın bir şekilde Wall Street Journal'da Amerika'nın önemli gazetelerinden birisinde çıkan ABD ve Fed ekonomisi, daha doğrusu merkez bankalarının bir şekilde parasal sıkılaştırmaya ara verebileceği ve bir anlamda parasal genişleme esneklik anlamına gelecek olan bir takım yaklaşımlar içerisinde olduğu ve bugün açıklanacak olan Powell'ın konuşmalarında da bu manada bir şeylerin konuşulabileceği gibi bir takım düşüncelerin oluşmasıyla belirsizlik artık ciddi seviyelere ulaştı. İnsanlardaki korku ve endişe, ekonomilere yönelik olarak duyulan kaygılar biraz daha had safhaya ulaştı ve böylelikle altın fiyatlarında önemli bir yükseliş eğilimi başladı. 1300 dolar kriteri geçildiği gibi 1307 dolar önemli bir dirençti ve şu anda bu direncin de üzerinde seyrediyoruz. Dolayısıyla artık altın için
Ons altın için konuşuyorum tabii ki arkadaşlar. 1350 dolarlar bir yeni atak seviyesi, yeni bir hedef seviyesi olarak düşünülebilecektir. Şimdi arkadaşlar, dolar TL'nin tabii ki bu şablon dahilinde gerek dünyadan gelen belirsizlikler, gerekse iç piyasamızdaki alınmaya çalışılan tedbirler ve seçimlerin yaklaşıyor olması sebebiyle yeni yeni paketler ve bu paketlerin biraz birkaç tane daha yenilerinin eklenebilecek olduğu bir süreç içerisinde olmamız nedeniyle ben bu hareketliliğin ve oynaklığın devam edebileceğini net bir şekilde bekliyorum. Bu hafta 5.25'in aşağısına, pardon, geçtiğimiz hafta 5.25'in aşağısını test eden dolar TL'nin bu hafta 5.36-5.37'ye kadar bir atak yaşadığına tanık olduk. Zira arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz bu haftanın pivot verileri olarak 5.28'in üzerine çıkılması durumunda 5.32 seviyesi bizim için ilk önemli atak noktamız olabilecekti. Ve bu seviyenin de üzerinde kalınır ise 5.40'a kadar bir eğilim olabilirdi. Sevgili arkadaşlar, pivot verilerini sizlerle sürekli olarak paylaşıyorum. Pivot verileri klasik bir destek ve direnci belirleme verisi değildir. Pivot verilerini yıllardır, hatta çok uzun yıllardır kullanmakta olan analistler şu amaçla kullanırlar. Belli bir seviyenin üzerine çıkıldığı zaman acaba bu aşamadan sonra hangi seviyeye kadar bir yükseliş olabilir? Bu soruya cevap vermekte. Veya belli bir değerin aşağısına düşüldüğü zaman bu gerileme nereye kadar devam edebilir? Bu soruya cevap vermekte. Yani klasik bir destek direnç mantığının ötesinde bu pivot verileri sizlere belirli bir kriterin aşılması durumunda yükselişin veya geri çekilmenin hangi noktaya kadar devam edebileceğini, eğilimin o yönde olup olmadığına dair fikir vermekte. Gördüğünüz gibi 5.28'in üzerine çıkılmasıyla birlikte biz nereye kadar yükselebiliriz sorusunun cevabını haftalık grafiklerimiz itibariyle 5.32 olarak aldık. Ve ardından da 5.32'nin üzerinde kalınması durumunda ise nereye kadar yükselebilir sorusunun cevabını 5.40 olarak almıştık ve biz 5.37'ler civarında bir geri dönüş yaşadık. 5.37'den arkadaşlar niçin geri dönüş yaşadık? 5.30 seviyesi dünkü pivot verilerimize baktığımız zaman, günlük verilerimize baktığımız zaman gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar, şuradan göstermem gerekiyor. 5.37.24 dün için bir pivot seviyesiydi, günlük pivot seviyesiydi ve bizim görebilmiş olduğumuz seviye ise 5.36.29 oldu. Şimdi arkadaşlar, bu kritere bağlı olmak kaydıyla bugün için geçerli olacak olan pivot değerlerimizi sizlere arz etmeye çalışayım. Arkadaşlar 5.32.41 seviyesi bugünün pivot seviyesidir ve bu seviyenin üzerinde kalabildiğimiz takdirde birinci olarak 5.34.67'ye kadar bir yükseliş ihtimalimiz bulunuyor. Eğer ki 5.34.67'nin üzerinde bir tutunma, yaklaşık 1-2 saatlik bir süre içerisinde bir tutunma gerçekleşir ise nereye kadar yükselebiliriz sorumuzun cevabını 5.38 ve sonrasında ise 5.40 seviyeleri vermekte. Bildiğiniz gibi 5.38-5.40 bölgesi bir daha doğrusu 5.40 seviyesi dolar TL için bir direnç noktasıdır. 5.40-5.42 bölgesinin kırılmasıyla birlikte biz 5.30 desteğine geldik. Ardından 5.25'e kadar bir geri çekilme yaşadık. O halde ilk etapta dolar TL için takip etmemiz gereken seviye, direnç seviyesi genel olarak günlük bazda 5.41 seviyesi olarak ifade edilebilir. Yani 5.40'ın üzerini dahi test edebiliriz ama 5.40 üzerinde kalabiliyor muyuz, kalamıyor muyuz? Biraz daha genel bir ifadeyle 5.40-5.42 bölgesi bir direnç bölgesidir. Bu aralıkta tutunma yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Eğer bu konuda bir başarısızlık olur ise tekrardan bizim 5.38-5.35 aralığına geri dönme ihtimalimiz vardır diye düşünmemiz gerekecektir. Sevgili arkadaşlar, dolar TL için bugün takip etmemiz gereken seviye 5.32-41 pivot seviyemizdir. Şayet bu seviyenin aşağısında bir görüntü hakim olacak olur ise 5.30 desteğinin yeniden kırılıyormuş gibi bir görüntüyle 5.26-5.28 bölgesine kadar bir geri çekilme olasılığımız olabilir. Ancak
Bugün piyasalarda önemli takip etmemiz gereken nokta enflasyon raporunun açıklanacağını ifade etmiştim. Bu açıklanacak olan enflasyon raporunda zannediyorum ki son birkaç gün içerisinde yaşanmış olan güney bölgelerimizdeki sel baskınları ve oralarda 20 bin dönüm gibi çok ciddi bir sera alanının etkilenmesi, bir diğer yandan da Türk İş'in açıklamış olduğu enflasyon rapor itibariyle özellikle gıda enflasyonunda önemli bir artış eğiliminin söz konusu olabildiğine dair bir takım vurgular mevcut. Yalnız bu son yaşanmış olan sel felaketleriyle ilgili olan olumsuzlukların Ocak ayı itibariyle veya şu güne kadar yaşamış olduğumuz veriler itibariyle bu konuya yansıma ihtimali birazcık zayıftır. Önümüzdeki ayki verileri etkileyebilecektir. Bu nedenle genel olarak söylem şu olacaktır arkadaşlar. Enflasyondaki iyiye gidiş devam ediyor ve bu iyiye gidişe bağlı olarak da hesaplamış olduğumuz işte enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edebileceğine dair öngörülerimiz de herhangi bir sapma mevcut değildir gibi bir takım yakın geçmişte veya en sonki toplantılarda veya en sonki açıklamalarda duymuş olduğumuz tarzda bir takım ifadeler söz konusu olabilir. İşte bu ifadeler söz konusu olduğu zaman enflasyonda iyiye gidiş anlamındaki ifadeler arttıkça faiz indirimine yönelik olarak beklentiler de artacaktır. Çünkü çok net olarak biliyorsunuz ki faiz artışları enflasyonu dizginlemek amacıyla yapıldı. Aslında en büyük amaç bu olarak gösterildi. Tabii ki bunun altyapısında dövizdeki artışı frenlemek şu bu falan da vardı ama faiz ve enflasyon arasındaki ilişki çok daha yakın ve sıcak bir ilişki. Bu nedenle arkadaşlar eğer ki bugünkü Merkez Bankası toplantısında sıkı duruşumuz devam ediyor, enflasyondaki gerileme devam ediyor, enflasyondaki hedef beklentilerimizde herhangi bir olumsuzluk yok. Biz hala %15 ve aşağısındaki enflasyona yönelik olarak hedefimizi gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz gibi gibi çok böyle net ve kararlı açıklamalar olur ise bu durumda Merkez Bankası'nın bir anlamda üstü kapalı olarak, zımni olarak bir faiz indirimine yakın olduğu düşüncesi artabilecektir. İşte bu düşüncenin artması bir şekilde dolar TL içinde tetikleyici bir etken olabilir. Dolar TL'nin önümüzdeki vade içerisinde, önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde güçlü seyrini ve yükseliş eğilimini devam ettirebileceğine dair bir neden olarak algılanabilir. Bu arada arkadaşlar, Nomura dediğimiz bir banka, bir aracı kurum var. Çok güçlü bir aracı kurum ve birkaç gün öncesinde dolar TL pozisyonlarını kapattığını ifade etti. Yani dolar TL'nin dolar bazında değerlenme olasılığını artık görmediğini, düşüş eğiliminin bittiğini ve seçim süreci içerisinde ise dalgalanmaların artabileceğini, risklerin artabileceğini yönelik beklentileri gereğince pozisyonlarını kapattığını ifade etti. Tabii ki bu böylesine büyük bir fon, böylesine büyük bir aracı kurumun taşımış olduğu pozisyonlarında çok yüklü olması ve piyasalar tarafından da psikolojik anlamda etkileyici bir unsura sahip olması bakımından da bu noktanın da altını çizmekte yarar görünüyor. Dünya piyasaları içerisinde, küresel piyasalar içerisinde etkin ve önemli bir fon dolar TL'de daha fazla bir geri çekilme olamayacağını veya olmayacağını dair düşünüyor. Ve bu şekilde pozisyonlarını kapattı. Hatta dolar TL'de son 1-2 gün içerisinde 5.30'un üzerine yönelik atakların bu pozisyon kapanışlarından da kaynaklanmış olabileceğine dair bir takım iddialar da söz konusu. Her neyse arkadaşlar, genel olarak tabloya baktığımız zaman önümüzdeki seçim süreci devam ediyor. Seçim takvimi gittikçe yaklaşıyor. Takvim yaklaştıkça yeni paketlerin beklentileri gündemde olacak. Dünyadaki belirsizlikler tam hızıyla devam etmekte. Brexit olayı sonuçlanamadı. Bugün Merkez Bankası Fed'in yapacağı olan açıklamalar tekrar ifade ediyorum ki her ne kadar piyasaların kulağına hoş gelecek bir şeyler söyleyecek olsa dahi Fed'in hala ve hala 2 adet faiz artışı yapma noktasında bir ihtimali bulunuyor.
bugün ne söylediğine bakmayınız. Yarın gelecek olan şu veri, bu veri nedeniyle ben zaten daha öncesinden planlamış olduğum faiz artış düşüncem vardı. Dün bu konudan birazcık uzaklaşmıştım ama hayır, ben bu stratejimi devam ettireceğim ve ettirmek zorundayım şeklindeki bir yaklaşım içerisinde olabilir. Bu nedenle arkadaşlar 3 ay, 6 ay, 8 ay sonrasını düşünmek, o tarihlerde neler olabileceğini tahmin etmeye çalışmak birazcık okyanusta balık avlamaya benziyor. Yani bu konuda net bir düşünce içerisinde olabilmek mümkün değildir. Ama ben şu anki analiz konumuz eğer ki dolar TL ise şunu çok şahsi düşünce ve kanaatlerim itibariyle net bir şekilde ifade etmek istiyorum. 5.06 seviyesinin aşağısına gelinmeyecek bir görüntünün hakim olmaya devam edeceğini, dolar TL'deki yukarı eğilimin kademeli bir şekilde ve hatta seçimlerin yaklaştığı süreç içerisinde biraz daha dalga boyu artacak şekilde, biraz daha hızlanacak şekilde 5.30'u daha net bir destek yaparak 5.50-5.54 bölgesindeki birkaç gün önce oluşturduğu direnç bölgesini biraz daha ısrarlı bir şekilde zorlama eğilimi içerisinde orayı da aşma açısından biraz daha kararlı olabileceğini düşünmekteyim. Ama kalkıp da sizlere seçime kadar dolar 6.5 olur, 7 olur, 8 olur gibi bir ifadeyi bugünden söylersem arkadaşlar, yanılıp da söylesem bile bana inanmayın. Çünkü bunu ben de bilemem, o da bilemez, şu da bilemez. Şu gün dolar şu olur, bugün dolar bu olur şeklinde bir yaklaşım içerisinde bulunmak mümkün değil. Ama bunun gününü ve tarihini vermek mümkün değildir. Ancak benim şahsi düşünce ve kanaatlerim itibariyle arkadaşlar, dolar TL için yukarı eğilim ve kademeli bir şekilde yukarı yönlü gidişatın her geçen gün biraz daha ekstra sebeplere bağlı olarak bu durumu güçlendirecek olan nedenlerin gerek dünya piyasaları gerekse Türkiye içindeki sorunlarımız gereğince her geçen gün bu nedenlerin biraz daha artmakta olduğu kanaatim güçlenmekte. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın genel olarak 5.30 seviyesinin aşağısında pozisyon açmadığını, özellikle geçtiğimiz hafta 5.30 desteğinin aşağısına gelindikten sonra pozisyon açmadığından sizlere bahsetmiştim. Ama 5.30'un üzerine çıkılmakla birlikte Merkez Bankası pozisyon açmaya başladı. Ve şurada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar, Merkez Bankası Nisan ayı kontratları itibariyle dün 28.300 kontrat pozisyon açmıştır. Dün neden bu pozisyonları açtı arkadaşlar? 5.36-5.37 seviyesine doğru hareketlenen, 5.40'a yönelmiş olan bir dolar TL vardı. Ve 28.300 kontrat pozisyon açıyor. Bir gün içerisinde açtığı pozisyon. 29 Ocak tarihinde açmış olduğu pozisyon miktarıdır bu. Yine arkadaşlar Şubat ayı vadiye bakalım. Şubat ayı içinde 22.000 kontrat civarında pozisyon açtığını görmekteyiz. Arkadaşlar, Merkez Bankası yılın ilk ayının son günleri, yani Ocak vadenin sonlarına yaklaştığımız 1-2 günlük süre içerisinde Ocak vadede dün herhangi bir pozisyon açmadı. Sadece Şubat ve Nisan vadeye yoğunlaştı. Ancak biz Ocak vadeli pozisyonlara bakalım topluca isterseniz. Ocak vadeli pozisyonlarda Merkez Bankası'nın şu ana kadar açmış olduğu toplam pozisyon sayısı 472.900, yaklaşık 473.000 kontrat arkadaşlar. Ocak vadede Merkez Bankası %99'luk bir paya sahip bulunmakta. Neredeyse tüm pozisyonları kendi şekillendirmiş. Karşısında ise iş yatırım, garanti ve TEB'in alım yönünde hareket ettiğini görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın Ocak ayı pozisyonları 31 Ocak tarihi itibari ile uzlaşma fiyatı ne ise, o günün sonundaki oluşacak olan uzlaşma fiyatı ne ise o fiyattan kapanacaktır. Merkez Bankası elindeki short pozisyonları piyasadan alım yaparak değil, vade sonundaki uzlaşma fiyatıyla kapatacaktır. Peki akla şu gelecektir. Merkez Bankası 473.000 kontrat short pozisyonunu kapatırken para kazanacak mı, kazanmayacak mı? Tabii ki Merkez Bankası'nın ana amacı bu pozisyonları açıp da para kazanmak değil. Merkez Bankası 31 Ağustos tarihinde almış olduğu özel bir yetkiyle
piyasalarda bir oyuncu sıfatıyla, normal bir oyuncu sıfatıyla hareket edecek, Viyop'ta işlem yapabilecek ama bu Viyop'ta işlem yapma amacı bir şekilde spekülatif, ani, beklenmedik hareketlilikleri engelleyebilmek veya onu dengeleyebilmek amacıyla bu yetkiyi aldı. Ve bu yetkisini de bugüne kadar belli seviyelerin üzerine yönelik hareketliliklerde short pozisyon sayısını artırmak kaydıyla bir anlamda piyasalar üzerinde psikolojik bir baskı unsuru oluşturmaya çalıştı. Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası'nın son uzlaşma fiyatıyla pozisyonlarını otomatik olarak kapanacağını söylemiştim. Diyelim ki 31 Ocak tarihinde 31 Ocak tarihinde uzlaşma fiyatımız 5.30 seviyesinden olsun. Şurada görmekte olduğunuz gibi en son uzlaşma fiyatı 29 Ocak itibariyle 5.30'u göstermekte. Diyelim ki 31 Ocak tarihinde de uzlaşma fiyatı 5.30. Merkez Bankası'nın elinde arkadaşlar 473 bin kontrat olduğunu ifade etmiştim. Evet. Ve Merkez Bankası'nın ortalama maliyeti arkadaşlar 5.48.90. Hadi biz buna 5.49 diyelim. Şimdi şöyle bir hesaplama yapalım isterseniz. Hani dedik ya, Merkez Bankası'nın ana amacı bu işlemlerden para kazanmak değil. Ama yine de Merkez Bankası tabii ki kazandığı paraya da yok seni istemiyorum diyecek hali yok. Merkez Bankası 5.49 ortalama maliyetli pozisyonlarını, 473 bin adet pozisyonunu eğer ki 5.30 seviyesinden kapatır ise sonuç ne olur? Arkadaşlar sonuç şu olur. Dolar TL'nin de Viyop pozisyonlarında bir kontrat fiyatı 410 TL. Bazen 400'e düşüyor, bazen 410 oluyor. Dolardaki oynaklığa göre bu rakam değişiyor. Biz 410 TL olarak alalım. Arkadaşlar yani bir kontratın fiyatı 410 TL. 5.49 seviyesinde ortalama maliyeti bulunmakta ve 5.30 seviyesinden kapattığını düşünüyoruz. Yaklaşık 20 kuruş civarında, 19 kuruş civarında bir kazançla kapatıyor. Ve arkadaşlar ortalama karı %46.34. Yani Merkez Bankası bu short işlemlerden %50'ye yakın bir para kazanmış olabiliyor. 473 bin kontratı var. Bu kontratlar için yaklaşık 193 milyon TL bir para bağlamış durumda. 5.49 maliyeti 5.30'dan da kapatmış olabileceği ihtimalini veya kapatabileceği ihtimalini dikkate almak kaydıyla Merkez Bankası arkadaşlar yaklaşık 90 milyon TL para kazanmış oluyor. Bağladığı para veya riske ettiği para 190 milyon, kazandığı para 90 milyon, yaklaşık %46. Arkadaşlar 90 milyon, bağlamış olduğu paraya baktığımız zaman yaklaşık 37-38 milyon dolar, kazandığı paraya baktığımız zaman ise yaklaşık 17-18 milyon dolar. Tekrar söylüyorum, Merkez Bankası'nın ana amacı burada para kazanmak değil, piyasaları dengelemek ve dolar TL'deki ani spekülatif hareketlere bir set oluşturabilmek. Ama Merkez Bankası bu işlerden para kazanıyor ve bu sebepten dolayı da dolar TL üzerindeki baskısını düne kadar devam ettirdi. Ama bir hususu daha vurgulamıştım sizlere. Merkez Bankası 5.30'un aşağısına indikten sonra geçtiğimiz hafta hiç işlem yapmadı. Bu ortam içerisinde, bu uygun ortam içerisinde isteseydi short baskısını artırıp dolar TL'yi daha da aşağı çekebilmek adına bir çaba içerisinde olabilirdi. Başarılı olurdu veya olmazdı. O anda dış güçler veyahut da dış fonlar devreye girip de dolar TL çok ucuzlamıştır deyip de yüklü bir şekilde alıma geçer miydi? Bunun garantisini vermek mümkün değil. Ama demek ki Merkez Bankası'nın bir böyle bir endişesi var. 5.20'ler civarına, 5.20'nin de aşağısına geldiği anda dışarıdan bir alım ilgisi olup da dolar TL'nin yükselebileceğini düşünebildiği için o seviyelerden bir maliyet yapmadı. Benim maliyetim 5.49'lar uygundur. 5.25, 5.25'ler civarında ekstra yüklü maliyetlere girip de maliyet ortalamamı niye düşüreyim gibi düşünmüş olabilir. Bu düşüncenin paralelinde de Merkez Bankası'nın da dolar TL'nin çok fazla gerilemesini istemediği. Tabii ki bunun başka nedenleri de olacaktır arkadaşlar. Dolar TL'nin çok fazla geriliyor olması Türkiye'nin ithalat ve ihracat dengesi bakımından da değerlendirilmesi gereken bir konudur. O halde sevgili dostlar, dolar TL için 5.30 seviyesinin çok önemli hem teknik hem de psikolojik bir destek olarak
birçok neden ve sebebe dayalı bir şekilde korunması gereken bu bölgelerde bir süre oyalanıp ardından da bu seviyenin destek konumuna getirilmesiyle birlikte bir kademeli yukarı eğilimin olabileceğine dair düşüncem sizlere anlatmış olduğum bu nedenler gereğince biraz daha ön plana çıkmakta. Neden dolar TL'de önemli bir geri çekilme, önemli bir düşüş beklemediğimiz sorusunun da cevabı bu şekilde ortaya çıkmış bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, Şubat ayı için Şubat ayının girmesiyle birlikte dolar TL'de yine Ocak ayının son haftası ve Merkez Bankası biyo pozisyonları şunlar bunlar. Bu mevzuların da ortadan kalkmasıyla, pozisyon kapanışları gibi gibi olayların da ortadan kalkmasıyla geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayların ilk haftaları itibariyle dolarda bir hareketlilik olma ihtimali, dolar üzerindeki dolar TL üzerindeki baskının Merkez Bankası baskısının azalmasını müteakip bir hareketliliğin olabileceğini yine bekleyebiliriz. Zira dolar TL şu anda 5.30 üzerine tekrardan yöneldi ve bu yönelim ilk anda 5.37 seviyesinde zorlandı ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde tekrardan özellikle bu haftanın bitiminden sonra tekrardan 5.45-5.50 aralığına bir atak yapabilme ihtimalini biraz daha olası görmekteyim. Bugünkü Merkez Bankası'nın yapacağı olan enflasyonla ilgili açıklamalarda eğer enflasyona dair hala ve hala çok ama çok aşırı iyimser beklentileri dile getirecek şekilde söylemler görür isek, bu durumda arkadaşlar Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusuna biraz daha yakın olduğunu düşünmek mümkün olabilecektir. Böyle bir anlam çıkabilecektir. Bakmayın siz geçtiğimiz toplantıda faiz indirimiyle ilgili olarak herhangi bir niyetlerinin olmadığı şeklindeki söylemlere, bir kere daha ifade ediyorum ki arkadaşlar, ister Amerika Merkez Bankası olsun, ister Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olsun, dün söylediklerini yarın kalkıp da şu veri bu veri diyerekten çok kolay bir şekilde değiştirebilirler. Ve şu anki yapılan açıklamalar rakamların gerçek rakamları yansıtacak şekilde açıklamalar değil, piyasaların duymak istediği ve piyasaların içinde bulunduğu stresi azaltmak adına yapılmış olan açıklamalardır. Yani birazcık popülist söylemlerdir. Bu söylemlerin ise çok kolay değişebileceğine dikkate almak gerekiyor. Bu söylemlere bağlı olup da 3-5 ay sonrasını veya daha uzun vadeleri dikkate alarak karar verilmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Sizlere çok güzel bir gün diliyorum. Umarım ki yapılan açıklamalardan memnun kalmışsınızdır. Sizlerden ricam, aktarılan videolardan anında haberdar olabilmeniz bakımından kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ve yine her ne kadar şu an seyahatte olmam sebebiyle çok sık bir şekilde Twitter'dan yorum geçemiyor olsam da oradan yorum ve analiz geçmem çok daha kolay olabildiği için anlık ve yorum ve analizler içinde @halukcanberk kullanıcı adıyla Twitter adresimi takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, tekrar hoşça kalınız diyorum. Saygı ve sevgilerimle.